Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlar Edebiyat Soru Bankası konu anlatımlarında birlikteliğimiz devam ediyor. Hocam bugün ne var sırada? Bugün canlarım roman özetlerini yapacağız. Neyle başlayalım canlarım? Bakalım. Bereket Toprak üzerinde. Sıkça çıkar. Yani soru çözüm işine geçtiğiniz zaman mutlaka karşımıza İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali diye 3 arkadaş diye başlayacak sorular vardır. İşte o soruların cevabı Bereket Toprak Özen arkadaşlar. Bir Çukurova romanıdır arkadaşlar bu. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan adında 3 arkadaş Sivas'ın bir köyünde yaşamaktadırlar. Tabi 1950'li yıllar, yokluk yılları, köylünün geçim kaynağı yok. Bu 3 arkadaş da taşı toprağı altın diye duydukları Çukurova'ya mevsimlik işçi olarak gelecekler. Gelirken bir takım hayalleri var üçünün de. Dönerken işte almak istedikleri bir takım şeyler var. Bu hayallerle trenle Çukurova'ya gelirler ve Çukurova'da 3 arkadaş tutunmaya çalışır ama bakalım ne olur. İflasın Yusuf dürüst ve çalışkan bir köylü, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle hayata tutunacak ve canlarım romanın sonunda hayatta kalan tek kişi Yusuf olacak ve köyüne o hayalini kurduğu gazlı ocağı alıp dönecek. Maalesef arkadaşları Köse Hasan ve Pehlivan Ali dönemeyecekler. İlk ölen Köse Hasan girdiği ilk fabrikada ciğerlerini üşütecek ve soğuktan ölecek. Pehlivan Ali gurbet korkusu olan pasif bir tip, bir kadına takılacak ve hep hayatı kadınların peşinden gidecek daha doğrusu. Daha sonra da bu durum onu bitirecek. En son bir patoz makinesinde buğday yani şey atarken, saman sap atarken öğle sıcağında o patosun demirlerine düşecek ve feci bir şekilde ölecek. Sivas'ın köyünde köyün erkekleri her yıl olduğu gibi çevredeki iş bölgelerine çalışmaya giderler. İflaslı Yusuf da Köse Hasan ve Pehlivan ile birlikte yola çıkmışlardır. Üç arkadaş trene biner, Çukurova'ya gelir. Burada hemşerileri olan birinden yardım isterler. Yani iş bir fabrikatör, ondan iş isterler. Köse Hasan fabrikanın ağır ve pis havasına dayanamaz ve kısa süre sonra ölür. Yusuf ile Ali haksızlıkları baş kaldıran ırgat başı haraç ister onlardan. Düzene baş kaldıran iki arkadaş sonunda fabrikadan atılırlar. Günlerce iş arayan iki arkadaş bir inşaatta iş bulurlar. Ali bir şoförün metresine takılır. Bütün parasını onunla yer. Parasız kalınca bir çiftlik ağasının yanında iş bulur. Üç kişinin yaptığı işi tek başına yapan Ali burada ağ tarafından iyice kullanılır. Sonra bitkin düşen Ali ayaklarını patoza kaptırır ve kan kaybından ölür. Ağ ise ona yardım bile etmez. Yusuf ise çalışkanlığıyla canlarım. Hep Yusuf bir amcası var. Aklına hep onu getirir. Onun öğütlerini dinler. İşte o ona hep öğüt vermiştir. İşte büyükşehir hayatı böyledir, büyükşehir insanı böyledir gibi. Adeta onu sürekli diri tutar, sağlam tutar. Ali bir duvarcı ustası olur ve köyüne bu şekilde döner arkadaşlar. Evet, geçtik ilk romanımıza. Yine başka bir Orhan Kemal romanı canlarım. Hanımın Çiftliği. Bu da çok meşhur, popüler bir romandır. Bir zaman bunun da dizisi oldu. Güllü adlı kızın Muzaffer Bey'le dönerek hayatın değişmesi ve hüsranla biten hanımlık öyküsü canlarım bu romanın konusu. Güllü 13 yaşında bir genç kız Adana'nın köyünden. Romanların kahramanı çiftliğe gelmesiyle hayatı değişir. Sınıf atlamanın sembolizmidir çünkü çiftliğe hanım olacak daha sonra. Odaların geçtiği çiftliğin sahibi canlarım. Zengin bir adam köylünün toprağının zimmetini geçirdiği gerekçesiyle köylü tarafından öldürülecek. Muzaffer Bey'e karşı Habib bu arada. Her işi tasarlayan ve köylüyü galeyana getiren kişidir. Hiçbir zaman yakalanmaz, işini bilen bir uyanık bir tip. Canlarım Muzaffer Bey, hanımın çiftliğinden bahsediyoruz bu arada. Muzaffer Bey çiftlik sahibi bir adam. Çiftlikte metresi Gülüzar tüm işleri çevirmektedir. Muzaffer Bey'in yeğeni Ramazan ise evlenmek için şehirden Güllü isimli bir kız getirmiştir. Gülüzar Bey'in Güllü'yü görmemesi için her şeyi yapsa da engel olamaz ve Güllü'yü gören bey ona hayran kalır. Onunla evlenmek isteyen bey karşısına çıkan Ramazan ile Gülüzar'ı çiftlikten atar. Köylü ise başta Habib olmak üzere Muzaffer Bey'e toprak davasından dolayı diş bilemektedirler. Güllü ile evlenen Muzaffer Bey'in ondan çocuğu da olur ancak pusuya düşürülen Muzaffer Bey öldürülür. Habib aslında işi organize etti. Habib suçlu gibi görünse de kanıtlanamadığı için yakalanmaz. Hanımın çiftliğin hanımı Güllü olur. Artık kendisi Serap Hanım olarak tanınır. Daha sonra köylülerle birlikte Habib çiftliği ateşe verir. Canını zor kurtaran Güllü'yü Habib yolda yakalar. Kimseye şikayet etmeyeceğine dair söz alır ve Güllü'nün hayatını bağışlamış olur. Hanımın çiftliği Orhan Kemal dedik canlarım devam edelim. Teneke. Canlarım Yaşar Kemal'in en ilginç, en güzel romanlardan bir tanesi. Gene bir Çukurova romanı canlarım. Çukurova'da bir kasabada geçen olaylar. Kasabaya kaymakam olarak atanan Fikret Irmaklı'nın
Köylüler, kasabanın daha doğrusu kasabanın ileri gelenleri, kasabanın çiftlik, işte pamuk fabrikası sahipleriyle yaşadığı mücadele canlarım. Konumuz, temel konumuz bu olacak. Bu arada yılanı öldürseler, hüyükteki nar ağacı ve tenekeyle beraber canlarım. Bu bir üçlemedir canlarım. Şimdi Fikret Dırmaklı gençler, yeni mezun bir kaymakam. Genç, idealist ve hevesli bir kaymakam. İstanbul'da yetişmiş, kültürlü bir gençtir. Romanda maş olarak kullanılmak istenen bir kaymakamdır ancak zenginlere ve köylüyü ezen her gruba savaş açar. Sonra zaten bir şekilde bürokrasi kurban olacak ve köyden sürülecek. Resul Efendi 3 aydır kaymakam olmayan kasabada kaymakam vekilliğine atanmış biri. Dürüst, çalışkan, işine sadık bir insan. 30 yıllık memur. Resul Efendi kasaba halkından bu yüzden herkesi tanıyor. Dönem dolapların iç yüzünü biliyor. Dürüst bir kişiliği olduğu için de onların bu istekleri yerine getirmiyor ama çok fazla da öne çıkmak istemiyor. Kürt Mehmet Ali köy halkından direniş temsil eden diğer bir kişi de Kürt Mehmet Ali'dir. Zeyno Karı köy halkını örgütleyen kadındır. Cesur bir yapısı vardır. Canlarım, Teneke romanı özeti şöyle. Çukurova bölgesinde bir kasabada ağalar, eşraftan insanlar, çeltik ekerek, pirinç bu arada çeltik, zenginliklerine zenginlik katmaktadırlar. Ancak halk zaten yoksulluk içinde yaşarken çeltik sebebiyle gelen sıtma, bataklık olduğu için canlarım, pirinç tarlaları çok fazla sinek oluyor. Çoluk çocuğunun ölümünü seyretmek zorunda kalırlar. Bu sebeple ağaların çeltik ekmesini istemezler. Ağalar çeltik tarlalarına ruhsat verecek, kendileriyle işbirliği yapacak yöneticileri ararlar kendilerine. Kasabaya gelen kaymakam işlerine çomak sokacak olursa, burada virgül atalım değil mi? Bir yolunu bulup onu görevine alırlar bir şekilde canlarım. 3 aydır kaymakamı olan kasabada Resul Efendi kaymakam vekili yapıyor. Dürüst birisi olan Resul Efendi ağaları oyalıyor, onların ruhsatlarını imzalamıyor ama onların ne oyunlar oynayabileceklerini de biliyor. Açıktan itiraz etmiyor bu yüzden. Bir gün kasabaya Fikret Irmaklı adında genç, yeni mezun toy bir kaymakam gelir. Önceleri ağaların oyununa kanıp onların hepsini yapan bu tecrübesiz kaymakam ortada dönen dümeni anlayınca ani bir dönüşle ağalara ve eşrafa ters düşer. Köylünün her işini halleder, onları makamında dinler. Köylü artık onu çok sevmektedir. Ağalar bu yeni tavrından çok rahatsız olurlar kaymakamın. Adana'ya, Ankara'ya onun hakkında çok çirkin iftiralar atarlar. Sonunda Fikret Dırmaklı'da bozuk düzenin kurbanı olur ve Kars Kağızman'a sürülür. Teneke Yaşar Kemal. Canlarım, Yerdemir Gökbakır Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü Üçlemesi'nin bir kitabı. Diğer kitapları canlarım, Orta Direk ve Ölmez Otu. Meryemce, Yaşar Kemal romanlarında sıkça geçen bir isim. Uzun Ali'nin annesi, koca Halil'in öldüğünü zannedip de mevlid okutan köylülerle konuşmamaktadır. Kimseyle konuşmadığı için işaret yoluyla derdini anlatmaktadır. Taşbaşoğlu, yiğit cesur birisi. Köylüleri Adil Efendi'ye karşı gelmedikleri için eleştirir. Köylü tarafından ermiş bir kişi olduğuna inanılır. Taşbaşoğlu ne kadar ısrar etse de böyle birisi olmadığına dair onu da en sonunda inandırırlar arkadaşlar. Ermiş olmadığını kendi karısına bile inandıramaz. Jandarmanın elinden kaçar ve kendisinden bir daha haber alınamaz. Muhtar Sefer Efendi, köyün muhtarı, ağalarla arası iyi olan muhtarın rüşvet aldığı düşünülür. Paragöz ve çıkarcı bir adamdır. Gelelim özete. Yalak köylüleri bu sene Çukurova'da yeterince pamuk toplayamazlar. Bundan dolayı da bakkal Adil Efendi'ye bağışlarını ödeyemezler. Koca Halil ise pamuk zamanını geç haber verdiği için köylü tarafından öldürüleceğinden korkar. Ancak köylü onu önemsemeyince gururunu yediremez ve köyü terk eder. Köylü Adil Efendi'ye borçludur. Bu sene borçları ödemeyecekleri için eşyaları alınmasın diye köylüler diğer değerli eşyalarını toprağa gömerler. Adil Efendi köylünün eşyalarını toprağa gömdüğünü söyleyen ise Sefer Efendi'dir. Taşbaşoğlu ise köylü tarafından ermiş bir şahıs olarak düşünülür. Böyle bir değil aslında. O da bunun farkında. Mehmet Dik Taşbaşoğlu'nu dağda arkasında 7 top ışıkla gördüğünü söyler. Yani bir efsane yaratıyorlar. Muhtar ise ikili oynamaktadır. Adil Efendi köylülerin borçlarını bağışlamamasını ister. Taşbaşoğlu ermişlik nedeniyle halkı dolandırdığı iddiasıyla jandarma tarafından tutuklanır. Kanlı, karlı bir gece jandarmanın elinden kaçarak sırra kadem basar. Koca Halil başka bir köyde saklanmakta. Köylüler ise Adil Efendi'yi beklemeye devam etmektedirler. Canlarım, Yerdemir Gökbakır, Yaşar Kemal. Geçtik. Huzur. Yani okurken adeta huzurunuz kaçacak bir roman. Ama çok güzel bir roman canlarım. Fakat biraz şey gibi aslında, tutunamayanlar gibi yani. Çok zor okunan bir roman. Çünkü psikolojik altyapısı ağır, çok yüksek bir roman. Ama bir İstanbul romanı. Çünkü bu romanın fonunda harika bir İstanbul panoraması, İstanbul kültürü yatar canlarım. Psikolojik bir romandır Huzur. Konusu
Evlenip boşanmış bir kadınla Nurhan'a derin aşk neticesinde onunla evlenmek isteyen Mümtaz'ın umutsuzlukları, talihsizliğe dolu yaşamı psikolojik tahlillerle anlatılmış huzurda. Kişiler: Mümtaz, babasını ve annesini küçük yaşta kaybeden ve amcasının oğlu İhsan tarafından büyütülen bir gençtir. Yakışıklı, ahlaklı, kültürlü biridir. Sevdiği kadın olan Nurhan'ı kaybetme korkusu yaşar. Mümtaz: İhsan, Mümtaz'ı büyüten ve onun kişinin oluşmasının pay sahibi olan geniş kültürlü bir öğretmen. Suat, İhsan'ın arkadaşı, Nurhan'ı seven. Suat hasta ve garip bir adamdır, intihar edecek. Ve Nurhan, Fahir'in boşandığı kadın, Mümtaz'ın sevgilisi, aldatıldığı için erkeklere güvenini kaybetmiş güzel bir kadındır. Huzur, Tanpınar, özet. Annesini ve babasını küçükken kaybetmiş olan Mümtaz, amcasının oğlu İhsan tarafından büyütülüyor. Mümtaz, Edebiyat Fakültesinde asistandır ve aynı fakülteden mezun Nurhan'ı sever. Nurhan, Mümtaz eylemi kabul eder. Buraya kadar güzel. Ancak Nurhan'ı seven Suat'ın kendisini asması, yani intihar etmesi üzere Nurhan bu ölümün kendi yüzünden olduğunu düşünerek Mümtaz'la evlenmekten vazgeçer. Nurhan eski kocası tekrar bir araya gelme kararı alır ve bunun üzerine Mümtaz iyice ümitsizliğe düşer. Bir gün merdivenlerden çıkarken radyoda 2. Dünya Savaşı'nın başladığı haberleri duyurmaktadır. Mümtaz ise merdivenlerde yere yığılır ve kalır. Yani roman 2. Dünya Savaşı'nın başladığı haberiyle nihayete eriyor. Evet canlarım, huzuru hallettik, Tanpınar ve başka bir Tanpınar romanı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Şimdi canlarım, böyle bir enstitü yok tabii ki. Bu hayali, sembolik bir, yani alegorik bir roman zaten bu. İronik sosyal roman tarzında Tanpınar tarafından kaleme alınan bir eser. Türk modernleşme projesinin 20. yüzyılın ilk yarısında Türk toplum tarafından nasıl algılandığının sembolik bir eleştirisi aslında. Konu olarak saat tutkusu olan Hayri İrdal ve Halit Ayarcı'nın kurduğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında şekillenen olaylar ve kahramanların sıra dışı ironik yaşamlarını anlatan bir roman canlarım. Hayri İrdal romanın baş kişisi. Enstitü kurmadan önceki hayatı ile kurulduktan sonraki hayatı anlatılıyor romanda. Yaşam boyunca ikinci planda kalmış bir tip Hayri İrdal. Halit Ayarcı, Ayarlama Enstitüsü Ayarcı aklımızda buradan kalsın. Hayri İrdal yönlendiren şahıs, gelinlik taraftarı. Enstitüyü de arkadaşı Hayri İrdal'ı da yalnızlığa itmiştir. Pakize, Hayri İrdal'ın ikinci karısıdır. Hayatın gülünç tarafını ortaya koyan bir karakterdir canlarım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Geldik edebiyatımızın okunamayanlar romanı olan Tutunamayanlar canlarım. İlk postmodern roman olarak kabul edilir canlarım bu roman. İzlenimler, çağrışımlar, taşlamalar, ayrıntılar ve ruhsal çözmemeler oluşan sıra dışı bir roman. Modern, postmodern roman özelliği göstermesi açısından önemli. Konusu, intihar eden Selim Işık'ın hayatını araştıran Turgut Özben'in ortaya koyduğu yaşamlar ve kendisinin de alışkanlıklarından sıyrılarak yeni bir yaşama yönelmesi anlatılıyor. Üç kişi var canlarım. Turgut Özben, Selim Işık ve Günseli. Turgut Özben, Selim Işık'ın intiharını araştıran kişi. Selim Işık, intihar eden şahıs, eşi de aşk ile beraber hayatta tek başına kalması onu intihara sürükler. Hayata tutunamamış bir şahıs. Günseli, sıkıntılı ve asıl suratlı bir kadındır. Selim'le aşk yaşar. Şöyle kadındır diyelim. Şimdi canlarım, genç bir mühendis olan Turgut Özben, eskiden yakın arkadaşı olduğu Selim Işık'ın intihar ettiğini duyar gazetelerden. Olandan etkilendiği için gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışır. Selim'in arkadaşlarıyla görüşür. İlk görüştüğü Metin ve Esat'tır. Onlar Selim'in gönül olaylarını anlatırlar. Selim'in arkadaşlarından Kargı ise ona Selim'in yazdığı 650'lik şiiri verir. Turgut Özben asıl duymak istediklerini Selim'in aşk yaşadığı Günsel adlı kız aracılığıyla ulaşır canlarım. Anlatılanlara göre bu ilişki sonucunda Selim Günsel'e mektup yazıp intihar etmiştir. Selim'in ölmeden önce Tutunamayanlar adlı bir ansiklopedi hazırlığında olması ilginçtir onun için. Bir maddede Selim kendini de anlatıyor. Diyor ki hayata tutunamamış bir insanım ben. Kendi varlığını var edememiş, kendi benliğini ortaya koyamamış bir birisi olarak kendini ifade ediyor canlarım. Turgut Özben de kendisinin de tutunamayanlardan biri olduğunu anlıyor. Evinden ayrılıyor ve gözden kayboluyor. Böyle bir büyük şehir insanının bohem hayatını anlatan bir roman canlarım. Tutunamayanlar. Canlarım, bir bilim adamının romanı gene Oğuz Atay. Burada canlarım, Oğuz Atay'ın İTÜ'den hocası Mustafa İnan var canlarım. Yani olayı bu. Mustafa İnan adlı profesörün, hocanın hayatını anlattığı romandır canlarım. Bizdeki biyografik romanların en ünlülerinden bir tanesi diyebilirim bu roman için. Mustafa İnan hoca, Oğuz Atay yazarın kendisi ve Jale İnan. Mustafa İnan eşidir, modern bir kadındır ve varlıklı bir ailede yetişmiştir.
Evet arkadaşlar geldik başka ve önemli bir romana. Kuyucaklı Yusuf. Tabii ki bu çıkarsa ipuçları olan bir eser olacağı için kolay bir soru olur yani bu. Şimdi Yusuf canlarım, daha doğrusu Kuyucaklı olan Yusuf'un ev kendisini evlatlık alan kaymakamın kızı Muazzez olan aşkı ve onların hayatı. Tabii trajik bir hayat bu. Yusuf canlarım ailesini küçük yaşta eşkıya tarafından kaybetmiş, öldürülmüş ve kendisi de kaymakam tarafından evlatlık edilmiş bir çocuktur. Sevdiği kızı Muazzez'i için her şeyi göze alır. En sonunda zaten katil de olacak. Muazzez kaymakamın kızı canlarım. Herkes onu kendi duygularına göre kullanıyor. Sevdiği erkek olan Yusuf'a kavuşuyor ama annesi onu harcıyor. Bir nevi rahat bırakmıyor. Kaymakam dürüst bir adam kesinlikle ve merhametli bir adam. Yusuf'un kimsesi olmadığını fark edince onu evine alıyor ama karısı tam bir Firdevs Hanım kılıklı birisi. Şahende Hanım. Çok kötü bir kadın tipi. Kaymakamın karısı Şahende. Kötülüğün sembolü. İntikam hissi o kadar kuvvetlidir ki Muazzez'i Yusuf'la evlendirmiş olsalar bile bir şekilde hala Muazzez'i kullanır ve Yusuf'tan intikam almaya çalışır. Şimdi canlarım, Yusuf yaşadığı yerin kaymakam tarafından evlatlık olarak alınmış bir çocuktur. Nasıl olduğunu da bahsetmiştim. Ailesi öldürüldüğü için. Ona babalık yapan kaymakamın kızı Muazzez ile beraber büyüyen Yusuf, olgunlaşmaya başladıkça Muazzez'e karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Bir gün kasabanın Külhan Bey'i olan hovardalığıyla ün salmış Şakir, romanın pisliğidir canlarım Şakir, Muazzez'e pazarda laf atar ve onu, bunun üzerine Yusuf'tan iyi bir dayak yer. Bunu yıllarca unutmayan Şakir, Muazzez'i elde etmek için planlar yapar. Kaymakama içki sofrasında kumar oynatarak canlarım, sarhoşluğundan yaralanıp borçlandırırlar onu ve borcuna karşılık da Muazzez'i isterler. Durum kötüye gidecek. Yusuf parayı bir şekilde bulur ve öder. Muazzez Yusuf olan aşkını itiraf eder. Yusuf ise Muazzez'i komşu evden birine kaçırır ve evlenir. Annesi Şahende Hanım'ın içi kinle doludur. Kaymakamın ölmesi üzerine Yusuf'u yeni gelen kaymakamla işbirliği yaparak uzak köylere vergi memuru olarak gönderirler. Yusuf köylerdeyken bunlar evde alem yaparlar. Yusuf bir gelişinde evdeki alemi görür ve hepsini takır takır vurur. Bu sırada maalesef Muazzez de vurulmuştur. Kürk Mantolu Madonna edebiyatımızın en acıklı, en acılı romanlarından bir tanesi canlarım. Maria Puder ve Raif Efendi'nin acıklı, duygusal, okurken böyle gözlerinizin yaşaracak bir roman canlarım. Kürk Mantolu Madonna. Raif Efendi'nin Almanya'da tanıştığı Maria ile olan aşkı kitabın konusu. Raif Efendi ana kahramanımız. Maria'ya aşıktır, onu Almanya'da bırakır ancak tekrar göremez. İçine kapanık, sessiz, sakin bir adam. Maria Puder işte o Raif Efendi'nin sevdiği kadın. Rasim aslında romanımızı anlatan kişi. Yani Raif Efendi'nin çalıştığı daireye yani iş yerinde o da çalışmaya başlar. Orada onu gözlemler ve Raif Efendi öldükten sonra ölmeden hemen önce onun defterini istiyor. Bir anı defteri var. Aslında romanın devamını o anı defterinden duyuyoruz canlarım. O kısımdan sonra roman daha akıcı ve daha acıklı bir hal alıyor. Rasim Raif Efendi ile aynı odada çalışmaktadır. Aynı dairede. Raif Efendi sessiz, sakin, oldukça içine kapanmış bir adam. Yaşadıklarının dolayı çok küsmüş hayata. Rasim yapılacak bir çevirinin yetişmesi gerektiği için işe gelmeyen Raif Efendi'nin evine gider. Raif Efendi kalabalık bir evde ezilmektedir. Bunu görüyor. Evin geçimini de kendisi kendi maaşıyla karşılıyor. Raif Efendi'nin çekmecesinde bir kitap var. Kitap Raif Efendi'nin hayat hikayesiyle oluşturulmuş. Yani günlük anı diyelim ona biz. Raif Efendi sabun fabrikası sahibi babası tarafından Almanya'ya işleri öğrenmesi için gönderilmiştir. Almanya'da bir sergide Kürk Mantolu Madonna adlı bir tablo görür. Tabloya uzun uzun bakar. Tablo ile ilgili sorular soran Maria Puder tablodaki kadındır ve kürk manto giymektedir. Raif Efendi kürk mantolu kadına sırılsıklam aşık olur. Bir süre sonra kadın da aşkını itiraf eder. Türkiye'ye Maria'yı yanına aldırmak vesilesi tekrar dönen Raif Efendi mektuplarının karşılıksız kalması üzerine merak içinde kalır ve ondan bir daha haber alamaz. Yıllar sonra Maria'nın kuzeni ile İstanbul'da karşılaşan Raif Efendi Maria'nın öldüğünü öğrenir ve kuzeninin yanındaki kızın ise Raif Efendi ile Maria'nın kızı olduğunu öğrenir. Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk. Hiç masum değil bu arada roman. Okumuştum. Şimdi canlarım Orhan Pamuk'un aşk romanı olan eseri 28 Nisan 2012'de açılmış olan müzenin, Masumiyet Müzesi diye bir müze açtı bu arada, Türkiye'ye duyurulduğu bir roman olması açısından önemli. Hem bir müze hem bir roman. Yani romanda geçen obje yani nesneleri, varlıkları o müzede sergiliyor. Konusu Basmacı Zadirer'in oğlu olan Kemal'in
Hüsn yaşadığı tuhaf bir aşk hikayesi. Kemal Basmacı, romanın kahramanı, Nişantaşlı bir burjuva, Sibel Edirik hazırlıklarında, bu arada da Füsun'la aşk yaşıyor. Füsun, romandaki baş kadın, 19 yaşında üniversite sınavına girecek romanın başında. Bir butikte satış elemanı olarak çalışıyor, Kemal'in kendisine olan ilgisini öğrenmesiyle hayatı değişiyor. Ancak Kemal'in evliliğiyle ona olan ilgisini bitiriyor ve ortadan kayboluyor. Daha sonra Kemal bir şekilde onu buluyor ama. Devam edelim canlarım. Sibel adlı güzel bir kızla ilişkisi vardır Kemal'in. Bu ilişki sırasında sevgilisinin çanta almak için gittiği bir dükkanda hayal meyal hatırladığı uzaktan akrabası Füsun'u görüyor. Füsun'dan bahsettik az önce. 18-19 yaşında bir genç kız üniversite sınavına hazırlanıyor romanın başında. Füsun tezgahtardır, ona aşık olur Kemal. Ancak yine de Sibel'le nişanlanır. Hatta Füsun'u Sibel'le olan Kemal Sibel'le nişanlarına Füsun'u da çağırıyor. Böyle tuhaf bir roman yani. Füsun ise bunun üzerine Kemal'den kopar. Ancak Kemal Füsun'u unutamadığı için eşinden ayrılır Sibel'den. Füsun ise Feridun adlı bir hayalperest sinemacı ile evlenmiştir. Kemal Füsun'a yakın olmak amacıyla Feridun'a çekeceği film için yardımda bulunur, sponsor olacağını söyler. Olayların sonunda Füsun Feridun'dan ayrılır. Kemal Füsun'a kavuşur ancak arabalarının kaza yapması nedeniyle Füsun ölür. Kemal ise aylarca komada kalır. Kemal Füsun'un eşyalarından bir masumiyet müzesi kurmayı planlar. Müzenin kataloğunun roman gibi yazılmasını istediği için ünlü yazar Orhan Pamuk'a ulaşır kendisine. Orhan Pamuk Füsun'u yazdığı yazı ile anlatır ve roman biter. Başka bir Orhan Pamuk romanı canlarım, Beyaz Kale. Beyaz Kale Orhan Pamuk tarafından kaleme alınan güzel postmodern romanlardan birisi. Hatta Türk Edebiyatı'nın ilk postmodern romanı olduğu da söylenir. Ayrıca Orhan Pamuk'un canlarım Beyaz Kale yabancı dillere çevrilen ilk romanıdır bu arada. Osmanlı'ya ise düşen bilgin bir İtalyan köle ile hoca lakaplı bir alimin hikayesi canlarım. İtalyan köle, aklının, sağduyunun ve bilimin temsilcisi olan bir şahıs, Osmanlı'ya esir düşmüş. Çalışmaları ile hoca lakaplı bilim adamına yardım ediyor. Yani beraber icatlar yapıyorlar. Hoca, İtalyan kölenin kimliğine bürünerek batıya kaçan ve batıya yerleşen bir şahıs. Kendisi Osmanlı bilgini, toplumu değiştirecek bilimsel projelerin peşinden koşar. İcat ettiği silahın çamura saplanmasıyla başarısız olunan bir savaştan sonra öldürüleceği korkusuyla batıya kaçar, yerleşir. Şimdi canlarım, İtalyan köle olarak da adlandırılan Venedikli bir bilgin Osmanlı denizcilerine esir düşer. Bilgisinden dolayı bir Osmanlı paşasının dikkatini çeker. Paşa İtalyan köleyi kendisine ikizi kadar benzeyen hoca lakaplı biriyle tanıştırır. Paşa, hoca ve İtalyan köleden oğlunun düğünü için havai fişek gösterisi hazırlamalarını ister. Çok başarılı bir gösteri hazırlarlar. Birbirlerini iyice tanır ve birlikte çalışmalar yaparlar. İstanbul'dan çıkan veba salgınının bertaraf ettiklerini düşündükleri için hoca Münaccim başılığa terfi eder. Bu sayede hoca padişaha yakın olma fırsatını ele geçirir. Hep yapmak istediği silah için padişahtan destek görür. Silah yapılır ve bu silahla Beyaz Kale seferine gidilir. Silah çamura saplanınca başarısız olur sefer ve öldürüleceğinden korkan hoca kendisine çok benzeyen İtalyan köleyle yer değiştirir ve topuk kaçar. Beyaz Kale, Orhan Pamuk canlarım. Benim adım Kırmızı. Canlarım, Orhan Pamuk'un aslında ilk çok popüler olduğu, çok ünlü olduğu romanıdır ve bir zaman çok okunan bir kitaptı Benim Adım Kırmızı. Konusu, nakkaşların üzerinden sanatta üslup, özgünlük, doğu ve batın bireyselliğe karşı gibi konuların işlendiği, gerçek dışı anlatıcılarla mizahi unsurların birleştiği polisiye bir hikaye. Yani postmodern bir roman canlarım. Şahıs kadrosu. Kara, romanın merkezindeki kişi arkadaşlar. Kendisine hem nakkaş hem aşık olarak resmedilmiştir. Kendisi hem nakkaş hem aşık olarak resmedilmiştir. Orhan Pamuk Kara için üç boyutlu kahramanım demiştir. Romandaki cinayeti çözmeye çalışır ve yarım kalan kitabı bitirmek ister. Kara. Şeküre Kara'nın karısı. Eski eşinin uzun süre dönmemesi üzerine onu beklemez. Nikahının düştüğünü kadıdan öğrendiği için Kara ile evlenir. Eski eşinden çocukları da vardır. Romanın en canlı kişisidir. Etken bir kadındır. Olayları yönlendirme gücü vardır canlarım. Öldürülen eniştenin kızıdır. Hasan, Kara'nın Şeküre'ye kavuşmasını engel olarak görülen şahıstır canlarım. Şeküre'nin kayınbiraderidir. Romanın kötü adamıdır. Enişte efendi, varlıklı, itibarlı bir kişi canlarım. Batıl sıradan anlayışını bilen ve savunan yenilikçi bir nakkaş. Zeytin, romandaki katildir. Kendisi de bir nakkaştır. Hem Zarif Efendi'yi hem enişteyi öldürür. Romanın kendisi sonunda kendisi de ölecek canlarım.
Şimdi canım, benim adım Kırmızı, özetten biraz bahsedelim. Romanda Frank usullerine göre, yani Avrupa, resimletmek istediği kitabın tesipçisi Zarif Efendi öldürülür. Enişte Efendisi Kara'yı çağırtır. Baş nakkaşın karşı çıktığı bu kitabın hazırlanması için nakkaşhanedeki nakkaşlar gizli gizli enişte adına çalışırlar. Kitaba karşı çıkılmasının nedeni ise şeytan işi olarak görülmesidir. Eniştenin kızı Şeküre ile Kara'nın daha ilişkisi var. Şeküre, Kara'ya kitabı bitirmesini şart koşar, bitirirse onunla evlenecektir. Zarif Efendi'nin katili enişteyi de öldürür, kızı Şeküre ise uzun yıllar gittiği yerden dönmeyen kocasına ayrılmak için, kadıdan boş sayılması için kağıt alır ve Kara ile evlenir. Bu süreçten sonra Kara'nın katili bulma macerası başlar. Sıra dışı olaylarla romanın kurgusu oluşturulur. Nefes kesen bir iz sürme vardır. Leylek, Zeytin, Kelebek adlı nakkaşlarla, isimler tuhaf değil mi? Leylek, Zeytin, Kelebek. Bunlar tabi takma adları muhtemelen. Hasan yaşadıkları romanın büyük bölümünü oluşturur. Olayların iç yüzünü bilen Zeytin romanın sonunda katil olduğunu itiraf eder. Nakkaşhanede Zeytin de öldürülür. Benim adım Kırmızı, Orhan Pamuk. Şimdi canlarım, Halide Edebiyatı'nın romanlarından bahsetmiştik Milli Edebiyat romanından söylerken, ama Silekli Bakkal'dan bahsedelim burada. Türk Edebiyatı'nda oldukça önemli bir yere sahip. Güncelliğini hiçbir zaman, birleşik yazalım, kaybetmemiştir canlarım. Her kuşağın okuduğu klasik eserlerimizden birisi. 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da Aksaray semtinin Sinekli Bakkal mahallesinde geçer olaylar. Rabia, Tevfik'in kızı, Pellegrini'nin romanın sonunda karısı olacak. Sesi çok güzel, hafız bir kız canlarım. Doğu ve Batı müziğini çok iyi bilir. Vehbi'de de tasavvuf müziğini çok iyi bilen Mevlevi Şeyhi, Rabia'ya Doğu müziğini o öğretiyor. Pellegrini, İtalyan asıllı bir piyano hocası, Rabia ile evlenecek, Müslüman olacak. Şimdi canlarım, Sinekli Bakkal. Bu önemli bir roman, yani bunu mutlaka bilin canlarım içeriğini. Mahalli imamının kızı Emine, orta oyuncu olan Zenne kılığına girdiğinden dolayı kız Tevfik lakabıyla bilinen Tevfik ile evleniyor. İmam kızının bu adımla evlenmesine zaten razı değildi. Tevfik İstanbul'da ünlü bir sanatçı olur. Tevfik'in Zenne olarak kendi taklitini yaptığını gören Emine evi terk ediyor canlarım ve babasının yanına dönüyor. Emine'nin taklitini yaptığı için Tevfik İstanbul'dan sürülüyor. Bu evlilikten Rabia adlı bir kızı olmuştu. İmam torunu Rabia'yı küçük yaştan itibaren kendi terbiyesine göre, doğu kültürüne göre, doğu müziğiyle yetiştirmek ister canlarım. Mevlevi dervişi Behbi Dede'den ve İtalyan asıllı müzisyen Pellegrini'den özel dersler alır. Yani iki kültürü de öğreniyor Rabia. Rabia roman boyunca bu iki isim üzerinden doğu ile batı karşılaştırması yapmaya başlar. Behbi Dede'nin her yönüyle üstün olduğunu düşünür bu arada. Romanın sonunda Pellegrini'nin beslediği aşka cevap veriyor Rabia ve onunla evleniyor. Tabii Pellegrini bu arada Müslüman oluyor ve bu sayede Sinekli Bakkal'da, yani mahallede yaşamaya devam ediyorlar. Peki canlarım, roman özetlerimiz burada sona ermiştir. Artık sorularımızı güzel bir şekilde çözebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.